Bu yolsuzlukların üzerine gidilmesi lazım. Bu hiç en ufak bir şekilde konuşulacak, tartışılacak bir şey değildir. Tartışılmadan yapılması gerekir. Bu bir tarafıdır. Bunun Ama mesela Bilal Erdoğan ifade vermeye gitmedi. ifadeye çağrılmış olmasına rağmen ve adeta korunuyor sanki. Ee, tabii bu yanlış. Yani yanlışa yanlış diyoruz. Şimdi ben buna yanlış dediğim zaman AKP'yi tutanlar aşırı <laughs> derecede tepki gösteriyorlar. Başka bir konuda AKP'nin yaptığı mesela şu Amerika'nın bu şeyini ortaya koyduğuna da evet bu dış güçlerin yaptır deyince bu sefer de karşıdakiler bana tepki gösteriyorlar. Böyle olmaz. Oturup aklı başında insanlar olarak meseleleri konuşacağız, çözüm yollarını bulacağız. Bir yolsuzluk var. Bir de komplo var. Şimdi aynen bu Ergenekon davasında ondan çelişkiyi yaşıyoruz. Ya bunlar bize bu kadar kötülük etmiş. Kumpas mıydı yani Ergenekon ve Balyoz hakikaten? Yalçın er, er, Ergenekon davası Amerikan istihbarat Teşkilatı'nın Mossad'ın bir bir generallerin isimlerini vererek şunları 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 işte şunlar şunlar şöyle yapıyorlar diye e, tasfiye edin dediği bir olaydır. Yani bu bilinmemesi için artık saf olmak lazım. Şimdi de onların hepsi ortaya çıktı. Hatta aynı şeyde bulunan bir takım isimler Amerikan karşıtı olmadığı için hiç dokunulmadı. Yıllarca dokunulmadı. Yani ben kişilerin üzerinden konuşmak istemiyorum. Evet. Konuları anlatmak için bunları söylüyorum. Ordunun sadece Amerikan karşıtları tasfiye edildi orada. Sadece...